Evet arkadaşlar, derslerimize devam ediyoruz. Ben arkadaşlar Code Blocks'u kullanacağım. Çünkü DevC Windows 10'larda bazen hata veriyor ve devlemeyi biraz uzun gerçekleştiriyor. O yüzden Code Blocks'u açacağım arkadaşlar. Bir proje oluşturacağım. Nesne yönelimli programlama diyelim şöyle. Örnek uygulamalar diyeyim şöyle. Uygulamamız bu şekilde, projemiz açıldı arkadaşlar. Nesne yönelimli programlama uygulamalar dedim. Search'ün içerisinde main var, onu açıyorum. Biraz da ekranı büyütüyorum arkadaşlar. Şu yorum satırını sileyim. Bugün bu videomuzda frame, fonksiyon ve sınıfları göreceğiz. Konu başlığını yazayım arkadaşlar. Frame, fonksiyon ve sınıflar kullanım. İngilizcesi friend okunuyor ama Türkçesi arkadaş anlamına geliyor arkadaşlar. Ne anlama geldiğini, ne iş yaptığını bir sınıf oluşturarak açıklamaya çalışayım. Bir sınıf oluşturalım arkadaşlar. Class, kişi diyeyim. Önceki örneklerimizde yaptığımız gibi. Bu kişi sınıfımızın private olarak belirleyeceğimiz, yani gizli, erişime kapalı olan değişkenlerini oluşturalım. Ad diyeyim. Soyad. Integer maaş diye. Constructor'ını oluşturalım. Nesne ile birlikte bu değerlere girelim arkadaşlar. Şunu public yapalım. Kişinin parametrelerini yazalım. String ad, string soyad, integer maaş diyelim. This ad eşittir ad diyelim. This soyad eşittir soyad diyelim. Diz maaş eşittir maaş diyelim. Burada parametre olarak gelen değişkenler, buradaki değerleri atıyoruz. Şimdi biz bunu daha öncelerde yapmıştık zaten. Nesne oluşturduğumuz zaman kişiden K1 nesnesi parametreler, string ad, string soyad ve maaş değerleri olan 3 tane parametresi var. Onları da yazalım. Mustafa diyeyim. Yılmaz diyeyim. Maaş da 5.000 lira olsun arkadaşlar. Şimdi bir F9'a basıyorum. Bundaki Code Blocks'un kısa yolu F9 arkadaşlar. Ya da şuradaki, şu an çalıştı. Ya da şuradaki değerli ve çalıştır derseniz çalışır. Şu an çalıştı, yani nesne oluştu. Biz arkadaşlar bu bilgileri, girdiğimiz ad, soyad ve bir maaş bilgilerini bu sınıftan bağımsız bir fonksiyonda yazdırmak isteyelim. Void yazdır diyelim. Parametre olarak bu sınıfı parametre olarak aldıralım arkadaşlar. Kişi sınıfından bir K1 nesnesi alalım. Ve bu fonksiyonun görevi bu nesnenin elemanlarını yazdırsın. Nesnenin elemanları adı, soyadı ve maaşı. Yazdıralım. Cout N1'in, şu an noktaya bastım arkadaşlar, pardon. K1 noktaya bastım. Ad, maaş ve soyad geldi. Ancak kırmızı geldi. Diyor ki ada, maaşa, soyada erişemezsin. Çünkü bunlar private, erişime kapalı. Biz gene de bir zorlayalım arkadaşlar. Diğerlerini de şöyle kod böyle yapıştır yapayım. 2-3 taneydi zaten. K1'in adı, soyadı, maaşı. Şimdi maaşı da diyelim. F9'a basıyorum. Gördüğünüz gibi burada satırda kaldı. Yani buna erişemezsin dedi. Biz buna erişebilmemiz için bunların public olması gerekiyor arkadaşlar. Onu biliyoruz. Bir F9'a basayım. Gördüğünüz gibi buraya geldi ama şurada yazdır metodunu çağırmadığım için ekranda görmedik. Tekrar F9'a basayım. Şuraya da K1'i parametre olarak koydum. F9 dedim. Pardon, şuna gerek yoktu. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi ekranda bilgileri gördük. Mustafa Yılmaz 5.000 lira maaş var. Ancak ben bunun public olmasını istemiyorum. Gene private olsun, kapalı olsun. Herkes erişemesin. Yani private olduğu zaman kimse erişemiyor. Sadece sınıf içinden erişilebiliyor. Yani burada eriştik. Bu ad, soyad değerlerine sadece burada atama yaptık. O da sınıfın kendi için. Şimdi biz bunu friend, yani arkadaş fonksiyonu yaparsak artık erişebiliriz. Onu da şöyle yapacağız arkadaşlar. Friend
metodun ismini aynen yazıyoruz. Geri dönüş değeriyle birlikte yazdır. Hatta bunun bir de parametresi var. Kişi sınıfından bir parametre alsın. Şimdi bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Friend dediğimiz zaman yazdır diye bir fonksiyon olacak ama bana ait değil, kişi sınıfına ait değil. Bu fonksiyon benim değerlerim erişebilsin. Ad, soyad, maaş değerlerim erişebilsin ya da metodum varsa ona erişebilsin anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi tekrar deneyelim. Şimdi erişebiliyor muyuz? Hatta şurada bir noktaya basıyorum. Gene kırmızı gösterir ama şöyle yaparım. Bir erişim durumunu oluşturduk. Tamam. Bir F9'a basıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi ekranda isimleri gördük. Yani burayı private yaptığım halde bu değerlere erişebildim. Niye? Arkadaş yaptım artık. Bu yazdır fonksiyonu bu sınıfa ait değil arkadaşlar. Bunu anlayalım. Çünkü burada bir prototip oluşturduk ama bu sınıfa ait değil. Ancak şöyle bir fonksiyon oluştursaydık hesapla diye bir prototip oluşturdum. Bu hesapla fonksiyonu bu sınıfa ait bir elemandır. Bu şu an F9'a bastığım zaman çalışıyor. Yani friend kullanımı bu şekilde. Biz bunu fonksiyon olarak eriştik. Tabi sınıfları da friend olarak ekleyebiliriz. Yani kişi sınıfının içerisine herhangi bir sınıf ekleriz friend olarak. O sınıf bu sınıfın değerlerine erişir. İsterseniz onu da ekleyelim. Bir sınıf daha oluşturayım. Kişi ismi de sınıfın ismi de öğrenci olsun arkadaşlar. Bu öğrenci sınıfında kendine göre bir önce bir değişken olsun. String ders diyeyim. Integer not diyeyim. Bu sınıfın bir de metodu olsun. Şu yazdır metodunu buraya kopyalayayım arkadaşlar. Bu metotta arkadaşlar kişi sınıfına erişsin ve kişi sınıfının değerlerini yazdırsın. Şimdi burada tabii bu şekilde erişemez. Erişebilmesi için şu friend void yazdır metodunu nasıl oluşturduysa bunu artık sileceğim. Friend class öğrenci diyeceğim arkadaşlar. Öğrenci diye bir sınıf benim verilerime erişsin diyoruz. Şimdi bakalım erişebildiğini görmeye çalışalım. Burada tabii şunları yukarı alayım. Şunları da biraz şöyle ileri alayım. Tamam. Şimdi bir sınıf öğrenciden bir nesne oluşturalım. Burada zaten kişiden bir nesne vardı. Şu yazdır fonksiyonu artık iptal ettik. Öğrenciden Ö1 diyelim. Ö1'in arkadaşlar şöyle yapalım. Ö1'in notuna da bir değer giriş yapalım. Şöyle yapalım. O1 nokta not eşittir 80 olsun. Ayrıca O1'in ders adını da yazalım diyelim. Tamam. Şimdi bunu da şunları da ekleyelim arkadaşlar. Ad, soyad, maaş, siyahut K1 nokta burada ders adı var. Onu ekleyeceğiz ama bu tabii şeyden eklemeyeceğiz. Bunu kendi nesnesinden erişecek. Siyahut direkt ders adı diyeceğiz. Endline. Siyahut direkt not diyeceğiz. Çünkü bu kendisine ait bir değişken. Tamam. Şimdi bunu yazdıralım arkadaşlar. O bir noktaya bastım. Burada ne var? Yazdır var. Yazdırın içerisine de şu K1'i parametre olarak gönderiyoruz. K1. Şimdi F9'la bir değerleyelim arkadaşlar. Ne dedi? Şurada integer not. Burada bir hata verdi. Ona bakalım. Şurada uyarılara bakacağız. Not token. Integer notu diyelim. Not bazen kullanmıyor. Şuradaki şeye notu diyeyim. Notu diyeyim. Tamam. Şimdi F9'da çalıştırayım. Tamam. Şurada. Şöyle yazdırmaya çalışalım. Pardon, şurada F
fazladan şey varmış arkadaşlar. Şuradaki hata şuymuş. Tamam. Şimdi F9'da tekrar çalıştırdım. Şimdi Mustafa Yılmaz 5000 lira maaşı var. Bölümü yazılım ve ortalama 80'miş. Şuna isterseniz açıklamaya da yazalım arkadaşlar. Alt diyelim. Soyad diyeceğim. Maaş diyeceğim. Ders diyelim şuna. En sonuncuya da şuna dize gerek yoktu arkadaşlar. Sadece şey hatası varmış. Notu diyelim. Şunu da dizeye alalım. Tamam. Şimdi tekrar yazdıralım. Ekranda biraz daha düzgün gözükecek arkadaşlar. Adı, soyadı, dersi ve notunu bu şekilde ekrana yazdırdık arkadaşlar. Şimdi burada freehand olarak arkadaş ekleme işlemini önce fonksiyon ekledik arkadaşlar. Yazdır fonksiyonunu sadece ekledik. Daha sonra da dedik ki biraz daha kapsamı geliştirerek sınıf eklemesi yaptık. Yani bu sınıf, öğrenci sınıfı benim ad, soyad, maaş değişkenlerim private da olsa erişebilir anlamına geliyor arkadaşlar. O şekilde bir erişim izni veriyoruz. Bu ders bu kadar arkadaşlar. Diğer derslerde görüşmek dileğiyle herkese iyi çalışmalar.